Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere garnitürlü pilav yapacağız. İlk önce şöyle malzemeleri bir göstereyim, bir sayalım. Şöyle 3 su bardağı pirinç, 2 su bardağı nohut, 2 su bardağı bezelye, şöyle bir kase tavuk eti, şöyle bir su bardağı havuç, bir bardak sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Şöyle bir göstereyim de malzemeleri. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir bardak sıvı yağımı döküyorum. Az bir şey dibinde bırakıyorum ki kızartmak için. Şöyle 3 su bardağı pirincimi ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Şöyle bir göstereyim. Evet. Bir de bu arada tuzumu da ekliyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Pilavı güzelce kızartıyorum. Evet. Böyle pilavımızı karıştırıyoruz. Pirincimizi pardon. Şöyle. Tane tane bayağı kızarttım. Şöyle 6 su bardağı. 6'ını kısıyorum. Şöyle 3. Şöyle 4, şöyle 5 ve 6. Boşalttığımız suyu böyle bir kere de şöyle bir karıştırıp kısık ateşte kapağını kapatıp pişmesini bekliyoruz. Evet, çekmiş olan pilavımı bir göstereyim. Şöyle çok karıştırmıyorum. Şöyle tane tane. Bunun altını kapatıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Şöyle tavaya boşalttığım etimi şöyle kızartmış oldum daha doğrusu. Önceden kızartmıştım zaten biraz. Şöyle bezelye, nohutumu, şöyle bir de havuçlarımı atıyorum. Bir güzel şöyle karışık karıştırıyorum, böyle birbirine karışacak şekilde güzelce kızartıyoruz. Şöyle karıştırmaya devam ediyoruz. Bir de az bir şey yağım kalmıştı. Onu da tam bir su bardağı kullanmamıştım. Bir miktar bırakmıştım. Bununla böyle kızartmak için. Şöyle karıştırmış olduğumuz garnitürleri böyle tam kıvamında oldu. Güzelce kızardı. Şimdi onu pilavla karıştıracağım. Evet, garnitürlerimi şöyle döktüm. Şöyle bir çay kaşığı kadar da karabiber atıyorum içine. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Pilavımı önceden çok karıştırmamaya özen gösterdim. Şimdi bununla karıştıracağım için şöyle. İyice karıştırdım garnitürle pilavımın. Şöyle birazcık dinlenmeye bırakıyorum. Şöyle kapağını kapatıp 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bir süre dinlenen pilavımı şimdi servis tabağına aldım. Yanına da kış salatası yaptım. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuştur. Şimdiden yapanların da eline sağlık. Kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı da unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.